Van Gölü, işte Kayser Beton, manzara güzel ama göl uzak. Evet, geri dönüyoruz. Bugün benim eski bal sahibim Seyfettin Pezük Bey'in, Van Eşrafı'nın renkli simalarından onun misafiriyiz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyisiniz. Çok teşekkürler. Asıl biz size soracağız. Sağ olun. Siz gittiniz. Bizi unutuvele gittiniz. Anca rica minnet görüş edildi. Estağfurullah. Haklısınız. Kola bakmayın. Biraz koşturmalar oldu işte. Evet. Bir ayağımız Van'da. Nasıl olsun? Evet. Hoş geldiniz. Bugün benim kahvaltıya misafirim olun. Buyurun. Allah razı olsun. Geçelim. Tamam. Şöyle isterseniz eve doğru gidelim. Giderken yol boyuna. Buralar benim zamanımda topraktı. Ne zaman yaptılar? Geçen sene daha topraktı. 10 gün oluyor. Yeni nihayet yaptık. Ama bu binalar 7-8 senelik bina değil mi? Burada 10 senedir biz toprakla çamurda gidip geliyoruz. Hala daha bir konutların içerisi. Şimdi çekip göreceğiz. Hala daha kışın çocukları çamurdan çıkamaz. Doğrudur. Evet. Peki o zaman binelim. Buyurun beyim. Sağ ol. Şimdi bu yol iyi güzel asfalt olmuş da şuradaki plastikçinin duvarları çok kötü. Yani burada Allah muhafaza çok büyük kazalara şu köşe sebebiyet verebilir. Şimdi burada her zaman kaza olabilir. Şimdi önümüzü görmüyoruz. Önümüze ne çıkacak bilmiyorum. Ha şimdi buraya geldiği zaman mecburen duracağım. Bir yani, defa bu kadar yüksek duvar hukuken, kanunen yasak. Yasak. Hele şu şey köşe olamaz. Burayı bu arkadaşların tıraşlaması lazım mutlaka. Önü görünür hale getirmek zorundalar. Evet. Bu belediyenin işi herhalde. Bunu da bildirelim belediye. Bu belediyenin işi, belediye maalesef. Bu karşı taraf organize sanayi. Şu an çekilmekte olan evet, yer. Evet, bura organize. Evet, bir vadi ayırıyor galiba. Ortadan bir dere geçiyor. Binalar falan yeni yapılmış herhalde bu dere ev, yatağına. Evet, bunlar da yeni yapı evdiler. Bu sene yapıldılar. Vallahi hani asfalt olması iyi de. 7-8-10 günlük bir asfalttı Burhan Bey. Daha önce biliyorsunuz burada çamurdan geçilmiyordu, yürümek mümkün değil, çıkamazdı. 3 tane 4 tane arabayı yıprattık bu yolda. Şurada 1 kilometre toru topu. Evet. Canti giyin tertemiz pırıl pırıl. Evet. 1 kilometre aşağıya yola in. Evet. Her tarafı toz toprak şu içinde kalıyor. Gördüğünüz yapılar daha yeni yapılıyor Burhan Bey. Doğrudur. Şunlar yeni yapılıyor. Doğrudur. Yeni doğru. Yapı yapıldı. Burada. Neyse şu karşıya bakalım. Evet. Buradan görünüm güzel mahalle şu karşı. Bunlar sosyal konutlar değil mi? Afet konutları bunlar. Afet. Şurada sağda şöyle bir hepsi alalım. Hepsi komple afet konutu burası. Çeşitli afetlerden sonra yapılmış değil Buraya mi? Buraya iskeleyi su bastı. Oraya yukarısı Sarı Mehmet Barajı'nı su bastı. Başkala'da bir kaç yeri su bastı. Hep buraya onların su basılan evlerini hala heyelan altında kalanlar hep buraya yerleştirdiler. Şimdi buralarda son durak herhalde. Bizim son konutlar. Son konut. Evet, son konut. Şunlar bir şehir hattı herhalde. Şunlar da kaçak çalışan minibüsler. Evet. Yani şu minibüsler şu anda plakalarını alabilirsin. Yok, gerek yok çünkü bunlar da burada bir hizmet yapıyorlar. Şu anda diye. Bu minibüsler hepsi kaçak çalışan minibüsler. Yani, doğru. Bak plakası da bu. Ya plaka yanmıyor. Neye? Plaka yok, yolcu taşıyamaz. Ama hizmet korsa. Getiriyor burada insanlar yolda kalacağına. Tabi bu da belediyenin oyunu. Şuradan sizin bahçeyi arkadan çekseydik ya. Çekeriz abi. Buradan mı girelim? Buradan girelim. Önden girelim. Konutlara da alırsın burada. Tamam. Şu bizim böyle devam ediyor. Evet. Şu gördüğünüz bunlar da işte buraya afetten gelenler. Devam abi o kadar çok zaman kaybetmiyoruz onlarla. Sizin eve doğru gidelim. Şimdi bizim eve doğru geldik. Şimdi buraya asfalt döküldü Burhan Bey. Ama şuradan şimdi çamur. Şurası bizim ev. Şimdi biz buraya kışın... Girelim abi, sallanmayalım. Kışın burayı nasıl çıkacağız? Burada nasıl yaşayacağız? Çamura bata bata. Aha, buyurun. Şu gri ev değil mi? Şimdi griye boyamışsınız. Şu gri ev benim. Kendi imkanlarımla boyattım. Şey ettim. O diğer afatlardan biraz farklı. Evet, bir duralım. Bir inelim burada daha doğrusu. İşte göl görünüyor. Gördüğünüz tamam. Gibi Burhan Bey, bu ev benim. Tamam. Burayı ben kendim kenarından boyadım, yaptırdım, şey ettim. Şu da olduğu gibi afetler. Kışın konu, biz burada nasıl yaşayacağız? Konuşuruz ben şöyle. Şuraya bak. Gerek yok. Evet. Onlar oturacak. Buyurun geçelim. Evet, ver.
Evet, döneriz. Yolun sonundan veya girişinden artı neyse. Güzel, çok güzel bir manzara ama işte şu pislikler olmasa, yolun çamuru, efendim tozu toprağı. Bir de çok kurak geçti herhalde sizin buralar. Onu konuşuruz evet. Kahvaltı sırasında. Evet. Tamam. Şuradan geçelim buraya. Hocam kapat abi. Seyfettin Bey'in ev bahçesine doğru gidiyoruz. Sol tarafta bak adam güzel kapatmış. Salih'in evi galiba o şey değil mi? Evet. Kapanmış olan balkonu. Bu benim depo şu ikinci binadaydı. Evet. Orayı galiba satmışsınız. Orayı sattık Burhan Bey. Senin depoyu sattık. Şimdi senin deponun yeri ev oldu. Baksanıza. Hep şeylerini çekmişler. Güle güle otursunlar ne diyelim. Bahçeleri de onların zaten. Oo, bahçeler güzel işte. Yani bu susuzlukta gene iyi kötü. Susuzlukta iyi. Korumaya çalışmışlar. Evet. Bu... Evet, şu gri binaydı seninki. Bu gri bina bizim, bu bahçede buradan itibaren... Adam istersen bu taraftan çek de daha geniş açalım. Hepsini bunu kaşıma suyuyla bu hale getirmişiz. Vallahi onu konuşuruz oturduğumuzda. Tamam. Gel hadi çakılıp kalmayalım. Böyle çekerek gidiyoruz değil mi? Evet. Bunlar... İki kat üzerine zemin ve birinci kat ikişerden dört daireli konutlar, sosyal konutlar. Çeşitli yerlerdeki afetlerden sonra oraların insanları için yapılıp belli bir bedel karşılığı uzun vadeli krediyle satılan konutlar. Sen abi şimdi şu sağ üsttesin ama daha önce şu sol alttaydın. Sol balkonu şimdi, kapalı yer. Sol alt kapalı şimdi oraya kiraya vermişim şimdi. Abi orası ne güzelmiş ya bak balkondan çıkınca hemen bahçe diye çıktın. Biz istenemedim niye biraz daha yükseğe sardık yükseğe çıktık. Kartallar yüksek uçardı. Ha, öyle dedik çıktık yükseğe ama aşağıya arıyoruz. Tamam. Her gün bahçeye çıkmak oradan inmek. Şuradan mı geçelim yoksa şuradan. Tamam. Katışta mahalle arasında tabii insanlara buraya çarşı gibi geliyorlar. Halen eskiden at arabasıyla gelirlermiş. Şimdiki farklı arabayla geliyorlar. Abi girelim mi kahvaltı? Evet. Buyurun Burhan Bey. Evet Seyfi Bey girdik bahçeye. Hoş geldiniz abi bahçeme de hoş geldiniz. Tekrar sağ ol. Abi burası komşunun galiba bahçesi. Değil mi Refik? Burası benim yan tarafta Refik abimiz var. İşte oturuyor. Ha, onunla da görüşürüz. Burası onun bahçesi. İşte karpuzları, biberleri, domatesi, kabakları, ağaçları evet. Hep bunlar taşıma suyuyla bu hale getirdi. Doğrudur. Evet. Buradan devam buradan ediyoruz. Sen galiba 2-3 bahçeyi birleştirmiş durumdasın. Benim 3 evin bahçesi birleşmiş. 3 evin bahçesidir benim. İşte kahvaltı masamızda. Yetiştirdiğimiz bu elmalarımız. Abi iyi de bahçe hep kurumuş ya. Abi su yoktu. Anca ağaçları kurtardı. Taşıma suyuyla. Taşıma suyuyla anca bu kadar oldu. İşte bu gördüğünüz bizim ağacı. Güzel bunu korumaya almışsın. Evet onu korumaya aldık. Abi fazla uzaklaşma. Abi. Şu gördüğün tut ağacımız abi. Yengeyle de tanıştıralım. He, şu size hazırladığım kahvaltı masası. Şimdi birazdan daha. şimdi birazdan kahvaltılarımız. Ay çekirdekleri falan gitmiş. Ay çekirdekleri kurudu gitti abi bu sene hiçbir şey alamadı. Oho. İşte, tarafa doğru. İşte aldığımız. O semaverimiz burada. Evet semaverimiz burada. Suyu ısıtmışsın ama şimdi yeniden mi yakacağız? Yaktın yok, mı? Yaktık vallahi abi yakmışım. Size hazırladık dedik. Valla. Abi biz bu Adem'in yüzünden bunları çekemedik bak. Evet geçelim. Burası da bizim biberlerimiz, bu maydanozlarımız. Tamam. Bu da benim eşim. Fatma merhabalar. Merhaba hocam. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Evet Van Eşrafı'ndan, Pezik ailesinden. Evet. Seyfettin Bey'in eşi Fatma Hanım. Evet hocam. Van'ın en Allah muhterem insanlarından.
Allah razı olsun. Vallahi bilmiyorum. Hep İnşallah. Ben genelde Seyfi Bey'i görürdüm buralarda böyle Seyfettin Bey'i çalışırken. Ama herhalde evet. Epey size de yük biniyor. Onunla burada. Beraber yaptık. Ne yaptıksa beraber Facık yaptık. Bir bahçesi var. Çiftçilik yapıyor da hocam. Benden fazla olsun. Sen bu çiftçiliği nereden kaptırdın? Vallahi. Ne ya alakam var ya. İstanbul'u bıraktık. 6 senedir Van'dayız. Ramazan boyu edince hem oruç olduk hem bahçeye su taşıdık. Yine de kurtaramadık. Değil mi? Taşıma suydu ama taşıma yine, suyla yine de yerden çoğu gitmiş ya. Yerden çoğu gitti. İşte kurtardığımız yani, şunlar da. Böyle bir dolma biberleri kurtardık. Şöyle bir, evet biberler çok güzeldi ya. Abi burada dolmalık biber. Ondan sonra kıl biber. Değil mi? Sivri biber, kıl biber. Kıl biber. Şu gördüğünüz sus biberi. Bunlar yeşil olan değil mi? Turşuya kullanılanlar. Evet, öbürleri kırmızı. Öbürleri oo, bak, kırmızı biber. Bak, Adem bak, şurada kırmızı kırmızı da görünüyor. Bunların hepsi acıdır değil mi? Hepsi acı. Sadece dolmalar. Of. Kahvaltıda bir iki dolmalık tabii, yeriz herhalde. Kahvaltıda dolmalık kopar galiba kahvaltıya. Tamam. Tamam. İstersen yaka dur abi. Sen yakarken ben... Kahvaltıda ederken ben şişleri takacağım. Burada çekim yapacağız. Ha, tamam. Sucukları, köfteleri şişe bırakacağım. Vallahi şu mangalın şu halini çekelim. Evet. Başladın mı? Evet, bunu benim yanımda hazırladı. Yaklaşık yarım saat sürdü. Hiç kömür, odun, kömür bir şey kullanmıyor. Onu oturduğumuzda sebebini konuşacağız. Şimdi şu semaveri buradan çekelim de bu doğuda çok yaygın. Tabii batıda da var ama batıya doğudan gitmiş. Yine odunla çalışan, yakılan bir semaver. Zahmetli işler ama lezzette ona göre artıyor tabii ki. İyi şeylerin faturası pahalı olur. Semaveri sağ ol var ol. Sürmesin, sıcak çay içelim. Ele de yakacağız ki bu semaveri. Şimdi buradan şuradan atmamızın sebebi şu an içinde ateş var değil mi? Tabii şu an yanıyor semaveri. Şimdi asıl hazırlığını artık bir evet. dahaki keyif çayı sırasında çekeceğiz. Evet. Şimdi buradan atabiliyoruz semaverimize. Yalnız duman olduğu zaman buradan attın mı çayı hiç vurar, o çay hiçbir şeye yaramaz. Ha, o bir ince trik yani. Tabii. Duman yani olmadı. Rüzgar olduğunda duman oluyor yoksa hayır. Kendisi... Şimdi biraz sonra duman edeceğim ağaçların tutulması için. Ha, tutuşurken duman tabii. çıkacak. O arada çayı demli yeri mi çekeceksin, ne yapacaksın? Yok, şuradan gider karışmaz. Ha. Buradan çıktığı tamam. zaman buradan vurur, bu kapaktan suyun içerisine geçer, his kokar çay. Ha, ona engellemek için gel. Ne yapacaksın? Onu engellemek için duman olduğu zaman burayı açmayacağız. Anladım. Şurayı kullanacağız. Sadece anladım. Evet. Ha oradan. Ha evet. odun koyarken his çıkar yaparsın. Evet. Anladım evet. şimdi. Anladım. Odun koymadan burayı açmasan his çıkmaz. His anladım. Buradan gidiyor. Kapalıyken problem yok. Buradan gidiyor. Tamam. Abi demliğe çayını koydun mu koyacaksın mı? Koydum. Şimdi nasıl yaptın onu bir şuraya oturup anlatsan abi. Şimdi buramda. Yanarsan. Şimdi. Samavarımız kaynadı. Demliğimize çayımızı atmıştık daha önce de. Şimdi o çayı nasıl atıyorsun? O çayı mesela ölçekle atıyoruz. Bir demliğe yani ne kadar gider? Karıştırıyorsun. Bir tek çay atmıyorsun herhalde. Birkaç çay. Tumurcukla ben genellikle tumurcukla Lipton kullanıyorum. Peki Lipton'u ne yani hangi ölçüde? Tumurcuk az, Lipton çok herhalde. Tumurcuk çok Lipton çok, tumurcuk bir çay kaşığı. Ha, tomurcuk bir çay kaşığı. Birkaç çay kaşığı tat versin diye. Ondan sonra bunu soğuk suda yıkıyoruz. Ha. Yıkadıktan sonra demirden süzüyoruz. Ondan sonra samavarımızı şuradan şöyle bu kapağı kaldırıyoruz. Şuradan suyunu çekiyorsun. Suyunu şuradan şöyle alıyoruz. Tabii ısınmış, kaynamış olan. Kaynamış kaynamış. Ondan sonra burada dinlenmeye bırakıyoruz. Kefiyle bu çay çöktü. Şimdi dökelim bakalım çayımız nasıl oldu. Evet. Şimdi şöyle diyeyim. Yok ben orada dökeyim. Bak. Şimdi bak. Tavşan kanı gibi çay oldu. Buyurun. Bir de suyun kaynama noktasından sonra o noktaya geldikten sonra 2-3 dakika daha kaynaması lazım ki tabii, tam olarak pişmiş olsun. Yoksa pişmiş su pişmiyor. Su kaynadıktan sonra çayı kaynatmayacak. Evet. Çayı kaynatırsın sen bu çay ölür. Yok, çayı kaynatmıyorsun. Suyu kaynadıktan sonra su biraz daha istiyorsun. Su kaynadıktan sonra su tam kızını ağzı alıyor. Yakmaz o zaman pişen su. Yok, o zaman hiçbir tamam. şey yapmaz. Üstüne. Anladım. Buyurun Burhan. Eyvallah hakikaten tavşan kanı dedikleri herhalde budur. Evet efendim.
Pezük ailesinin kahvaltı sofrasındayız. Evet, bizim evet. Kameramanımız Adem yüzünden kahvaltı soframızı böyle 12'ye 1'e taşıdık. Hepinizden evet. Özür diliyoruz. Hoş beklettik sizi. Çok teşekkür ederiz. Çok büyük zahmetler vermiş olduk size. Ne demek, bizim için zevktir. Seyfettin abi, seninle ve Fatma ablayla konuştuk. Şimdi biz biraz Özlem'le konuşsak. Tabii. Özlem, bir isim soyar tut istersen, kendini bir tanı. Hı-hı. Ne yaptın, okul nedir? İsmim Özlem, soy ismim Pezük. Hüma Hatun Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde okumaya başlayacağım. Okullar açıldığında hem bu sene başlayacağım. 9. sınıf, lise 1. Nasıl geçiyor burada günlerin? Yani fazla iyi olmasa da idare eder. Değil mi? Televizyonlarda görünce, dışarıdaki şehirdeki hayatı görünce burası sanki... Yani köy gibi geliyor. Şehir dışında gibi ama işte şu atmosferde şehirde yok. Maalesef. Güzel bir bahçe. Bu da var. Aha, haklısınız. Doğru. Sağ ol, teşekkür ederiz. Nisa, sen kendini tanıtsan. Adım Nisa, soyadım Polater. Tatile geldim burada halamgile. Ha, halan, Fatma Hanım halan oluyor. Evet. 6'ya gideceğim bu sene. Nerede okuyorsun, nerede yaşıyorsun? Köyde okuyorum. Hangi köy? Van'ın Karagündüz köyü. Köyünde. Van'ın, evet. Van'ın değil evet. mi? Evet. Çok uzak mı? Buraya yakın herhalde. Yakın buraya. Çok güzel. Kaç kardeşsin? 5 kardeşiz. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Valla Fatma Hanım, şimdi burada tabii Van'da hep millet 3-5 çocuktan bahsediyor. Ben bir zaman bir bayramda bir arkadaşların evine misafir olmuştum, sağ olsunlar. Evet hocam. Orada bir sıralama yaptılar. Baş köşeye en çok çocuğu olanı oturttular. Ay. 10 çocuğu varmış. Evet hocam. Van'da pek duyulmuş değil ama maşallah siz tek çocukla yetirmişsiniz. Evet. Hocam yeter. Hakkıyla büyütsek yeter. Evet. Yani var hocam. Sağ olsun, pırıl pırıl. Yani. Evet hocam, ellerinizden öper. Teşekkür ederim hocam. Ama tek çocuk olmanın sıkıntısı da var değil mi? Arkadaşsız kalmak gibi. Biraz oldu ama daha idare ediyoruz. Ne yapalım? Evet. Allah'a verdi. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İzninizle başlayabilir miyiz Sefa abi? Tabii. Biz işte, ben kendim cumartesi, pazar evde olduğum zaman veya çocuklar malum kıra gidiyorum. Kırda evde kaldığım zaman her pazar veya cumartesi benim sofram, mangalım yanar yani. Maşallah. Ha, abi iyi de sen zaten onun için bu gençliği ona borçlusun herhalde. Bir mangal hazırladın, daha yakmadık, yarım saat sürdü. O. Öyle abi. Öyle. Ama abi şimdi bu kameraman arkadaş benim mahallelim. Öyle sol mi? Bakalım bir, ben yoldan geçtiğim zaman kızlar hep duruyordu, benim yolumu bekliyordu. Bekarlık zamanımda. Artık şimdi biraz çöktük zaten yani. Zaten kavgada söylenmez abi, diyor sen çökmüşsün diyor, hemen görür görmez. Vallahi söyledi, kendisi öyle değil mi kardeşim? Kendi gençliğinde nasıl çalışıyor. Burhan Bey, teşekkür ederim. Biz buyurun, teşekkür afiyet ederiz. Olsun. Adem, hadi yemek yiyelim. Abi... Vallahi buna yarım saat uğraştım. Yarım saat uğraştım. Kırdım bilmem ne. Şimdi abi ağaç odunuyla yapacağız. Köftelerimizle sucuğumuzu pişirip afiyetle yiyeceğiz. Ellerine sağlık. Ama bu tahta parçası deyip geçmemek lazım. Bunların evveliyatı var herhalde değil mi? Tabii. Budayıp getiriyoruz. Budayıp biz yani böyle ormanı kesip de değil, artanları, işe yaramayanları yakıyoruz. Yoksa ağaç yakılmaz, ağaç kesilmez. Değil mi? Tabii. Değil mi? Çürüyeceğine. Çürüyeceğine getiriyoruz işte, işe yaramayanları yani. En... Hı-hı. Evet. Şey olanları getirip işte mangalımızda kullanıyoruz. Abi, bir taraftan yakarken bir taraftan da şeyi bir açıklasam. Niye odun kömürü kolayca kullanmak varken? Abi zehirliyor odun kömürünün. Zehiri oluyor. Mesela sönmüyor. Zehirleme yapıyor insanları. Onun için ben kullanmıyorum. Çok zararlı. Mesela bu mangalın en azından et piştiği zaman 10 santim yüksek olması lazım. Zaten mangalın burasını ölçtüğün zaman 3 santim. Bir de kömür koyduğun zaman ister istemez zehirler insanı. Değil mi? Çok yakın. Hemen tabii. Kömürlenen. Tabii, kömür hemen zehirler. Hemen ateşinden temas. Ama ağaç ele değil. Ağaç yanıyor, bitiyor. Kor oluyor. O zaman zehiri yok. Bütün zehirini atmış oluyor. Tabii. Ama derin mangal olsa ben de kömür kullanırım. Ama bunda maalesef. Abi, bir de sen dikkat ettim, çıra falan da kullanmıyorsun. Direkt çam tahta. Evet, çam benim özel. Ama köyden kesip getirdin veya oradan çıkan. Hayır, o çamlar özel. O çamlar şöyle, Devlet Demir Yolları'nın eskimiş ve atacağı çamlar diye halayla satılıyor. Onlar oradan alıyoruz.
Ama o kadar kuru olmasına rağmen kırdın, sanki taze gibi çam kokusu geliyor. Tabii onlar öyle, onların özelliği var şimdi. Hakiki çam odur. Abi seninki keyif iyi tabii, yani bu kadar karnını çekiyorsun ama bu bahçenin hafta sonları da herhalde tadını böyle çıkarıyoruz tabii her hafta. Bir tarafta odun semaver, bir tarafta odun mangal. Oh, değme keyfime Burhan Bey. Valla maşallah. Ha. Bir de şu göbek gitsin. Göbek hiç balkonsuz insan olur, yiğit olur mu? Olur mu değil mi? Yani? Balkonsuz yiğit olmaz. Yiğit balkonudur, yiğitin balkonudur. Tamam. Biliyor mu? Hayır, karışımı yukarıda yapıldı. Tabii, karışım yukarıda değil mi? Karışımı çekiyor musun abi? Ha, tamam işte. Tamam, yukarıda yıkandı değil mi o? Yok, şimdi yıkıyorum. Şimdi mi yıkıyorsun? Ha, soğuk su dedin. İçindeki sıcak, ılık soğuk idare eder. Yine dalgınlığa geldik, unuttum abi. Sağ ol. Değil mi Refik abi? Yani. Abi sen onu demlerken biz Refik abi de biraz sohbet edelim. Evet. Hayırlı günler diliyorum. İyi günler, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Abi isim soyad? İsmim Mehmet Refik Çelik. Bak, aslen nedeni bilmiyordum. Aslen Siirt, Kurtalan doğumluyum. 1970. Tabii 40 yıldan beri Van'da yaşıyoruz. Artık Vanlıyız. Değil mi? Siirtli izlemiyorsun. Çok derinden sordukları zaman Siirtliyiz diyoruz. Ama normal sorduklarında da biz Vanlıyız diyoruz. Çünkü Van'ın ekmeğini çok yedik. Van'da yaşadık, büyüdük. Doğru. Bugüne geldik. Van'da güzel bir memleket. Evet. Vanlılar da Siirtlileri severiz. Siirtliler Vanlıyı sevebilir de Vanlılar Siirtliyi sevmiyor. Çünkü diyorlar ki Van'ın ticareti hep Siirtlilerin elinde. Valla Siirt'te de iki çeşit insan var. Bir Arap kesimi var, bir de Kürt kesimi var. Biz Kürt kesimindeniz. Biz Araplar gibi kafamız ticarete pek çalışmıyor. Ha, yani onlar biraz daha çok. Onlar biraz daha kafaları ticarete iyi çalışıyor. Tabii biz onlar kadar becerikli olmadığımız estağfurullah, için. Estağfurullah. Van'ın bir ara yani zenginlik onların elindeydi. Van'da Siirtler gerçekten ufak da olsa bir yatırım yaptılar. Ama yönünü gördükten sonra Van'ı terk ettiler. Hepsi batıya göçtü. Değil mi? Benim bizzat akrabam da var işin içinde. Özellikle 84'ten sonra. Orada Van'da gerçekten iyi bir potansiyel elde ettiler. İyi bir gelir elde ettiler. Van'da büyük bir şehir olduğu için kazançlarını hepsini batıya yatırdılar. Yavaş yavaş göç edip Van'ı terk ettiler. Van'a hiçbir yatırım, kalıcı bir yatırım yapmadılar. İşin doğrusunu isterseniz. Valla onlarla hep bazen geldikleri zaman hepsine çatıyorum. Diyorum ki ya arkadaş sen bu parayı Van'da bulmuşsun. Evet. Gidiyorsun başka yere yatırım yapıyorsun. Zaten peki bu toprak burada doğmuşsun, büyümüşsün veya başka yerde doğduysan da burada büyümüşsün, burada yetişmişsin. Evet. Buranın üzerinde hakkı var, emeği var. Gidip o yatırımı başka yerde yapıyorsun. Buraya bir hayrın yok. Peki senin kendi toprağına sen kendin sahip çıkmayacaksın da ben mi Ankara'dan gelip sahip çıkacağım? İşte sen gideceksin buradan bilmem nerelere. Çok çatıyorum ama bir para etmiyor. Yani ne yazık hakikaten ki. Tersine millet batıya gidiyor. Ben de Ankara'dan kalkmış gelmişim. 10 küsur senemi buraya gömmüşüm. Ben insanlarla tartışmışım. Ben kendim bilmiyorum. Ben zengin olup da kaçacak mıyım? Ben ona bir şey diyemiyorum ama ben gerçekten bunu bayağı tartıştım insanlarla. Yani sen burada Van'da eğer bir gelir elde etmiş isen, Van'da eğer bir ekmek yemiş isen bu yatırımı da Van'a yapman lazım. Yani mecbursun. Çünkü sen bu geliri burada elde etmişsin. Buraya borçlusun. Hayatının büyük bir ömrünün büyük bir kesiminde burada yaşadığı için Van'a yatırım yapması gerekirken parayı bulduktan sonra Van'ı terk ediyorlar. Gidiyorlar batıya yatırım yapıyorlar. Ama bir de şu var, hani balık baştan kokar deniliyor. Devletin de bir şeylere önce olması lazım. Ön ayak olması lazım. O adam hani saldım çayıra Mevlam kayıra demiş. Çok uzun seneler doğuyla hiç ilgilenmemiş. Hala da ilgilendiğini söylemek mümkün değil. De. Şurada mahallelinizle de konuştuk.
Ben işte geçen seneye kadar depom falan vardı burada. Evet. Yollar yeni asfalt olmuş, 6-7 gün olmuş. Ama 8 sene burada insanlar çamur deryasında, toz deryasında yaşamış. Hala sokak araları sizin şurası ana cadde gene sokak, toz toprak içinde. Gene bir şey yapmıyorlar. Gene 2 ay hiç musluktan su akmamış. İşte senin bahçeyi de çektik. Bahçelerin yarısı kurumuş. Niye? Taşıma suyla ancak yarıyı kurtarmışsınız. Yani kendinize gördünüz. Yani şimdi gerçekten üstelik de BDP yani belediye. Bir de geçmişte ne bileyim ben bunlar kaç senedir görevde? 3-4 oldu mu? Belediye 4'e yakındır. Ondan önce de 4-5 sene Burhan Yenigün bilmem Burhan ne falan. Burhan Yenigün buranın gene destan oldu. Çalıp çıktıkları, yolsuzlukları efsane kendi oldu ama. Kendi yandaşlarıyla aldı götürdü ve hükümetten de hiçbir tepki görmeden şu anda hükümet tarafından da ödüllendirildi bir ara Burhan Yenigün'ü. Niye? Aynı parti diye. Aynı parti ve aynı yandaşları da aynı şu anda milletvekilleri olduğu için koruma beraber bu işi aldı. Yaptılar. Koruma altına kimse aldım. Kimsenin açığını veremiyor dışarıya. Şimdi çünkü ben birisi birisinin açığını söylerse o da onunkini söyler. Hepsi ortaya çıkar. Çorap söküyor gibi. Bunu yapmıyorlar. Birbirlerine mahkumdurlar daha doğrusu. Evet. Ama bu belediyede geriye dönüp hiçbir şeyi ortaya çıkaramadı. Bunlarda da çok fazla öyle bir şey yok. Bir sürü konu destan olmuş. Dışarıda duyuyorum. Edremit'in oralarda patlatmışlar suları. Ondan sonra Van'a gelen su şebekesini. Tankerler oradan su çekiyor. Tankerlere ihaleyle vermişler. Devletin suyunu alıyor burada. Devletten parası tekrar parasını alıyor. Halka taşıma su olarak buradan dağıtıyor. Gelmesi gereken suyu buradan alıyorlar. Tankerlerle sırf rant olsun diye bir yerlere para aksın diye birileri bu işin içine bir para yiyor diye tankerlerle su taşıyorlar. İnsanları tankere mahkum ettiler. Tamam abi. Sağlıklı bir su da değil. Şimdi bunların şikayeti de biraz hafiften doğruluk payı da galiba tespit edildi ama her şey bir tarafa gerçek olan bir şey var. Madem tankerle gelecek bu su var, o zaman su var demek ki. Bunu boruyla getirmek, tankerle getirmekten çok daha ucuza mal olur. Ben bunu bizzat kendim de söylerim. Konuşurken şunları da bir evet. Adem sen işin en iyi tarafı onda. Vallahi hızlı sefetini hızlı şey yaptın. Sefetin abi bu işe çok emek vermiş belli oluyor. Evde de çok kamerat bir. Bahçelere. Yani yenge baya bir hamaratlığa alıştırmış Seyfettin abi. Evet. Ama bu kılıbıklık anlamında değil tabii. Yani kılıbıklık anlamında söylemiyoruz adam ne yaptı? Yardım veriyor. Hayat yani. Müşterektir. Hayat müşterektir abi. Rıfkı abi sağ ol teşekkürler. Abi, biz teşekkür ederiz. Adem bize de bir bak. Rıfık Bey hem Van eşrafından hem de Van esnafından inşallah sizin sokağa da bir çekme esnaflarla sohbete i̇nşallah, geliriz. İnşallah. O da biraz daha konuşuruz. Elimizden gelen neyse halkın yararına, insanların yararına elimizden gelen neyse ben her zaman varım. Ve dahi hiçbir zaman kenara çekilmem. Van'ın ve de Vanlı'nın tanıtımı adı. Evet, evet tabii ben ki. Ben burada tabii ki. Bir siteyi yaparken dedim ki 10 senem geçmiş Van'da. Bari Van'ı da insanlar yanlış tanıyor, Vanlı'yı da yanlış tanıyor. Bir de böyle her yerde Van'ın tarihiydi, işte şu su güzel, bu su güzel, kedisiydi, tüyüydü, güneşiydi, gölüydü. Bunlar yazıp çizip getiriyorlar ama burada yaşayan insanlar kimdir, ne konuşur, nece konuşur, nasıldır? Orada aslında, herkesin kafasında farklı şeyler var. Sizin de çok emeğiniz var. Özellikle size teşekkür ediyoruz. Rica ederiz, ne demek yani. Vanlı olmadığınız halde bana verdiğiniz bu hizmeti, bu güzelliği de unutmamak gerekiyor. Sağ biz olun, bir Vanlı olarak ediyoruz. Belki sizin kadar çaba göstermiyoruz. Estağfurullah. Bu mahallenin Seyfettin Bey'le. Bu konuda minnettarım size. Gerçekten her konuda da koşturdum bizimle beraber. Belediye olsun, başka şeyler olsun. Sağ olasın. Bu mahallenin de Seyfettin Pezük'le, Refik Çelik'le ilgili olarak çok fazla borcu var, vefa borcu var en azından. Biz çünkü siz olmasanız yapıyoruz. Daha şu su bile buraya gelmemişti. Şu yol yapılmamıştı. İnsanlık görevimizi yapıyoruz. Şu yolun da suyun da mimarı ikinizsiniz gibi geliyor bana. Olması gereken neyse biz onu yapmaya çalıştık. Sağ olun, teşekkür ederim. Burada ediyoruz. Sizin de çok emeğiniz var. Estağfurullah, bunu da biz unutmuyoruz. Ufak karınca karınca. Her yerde de biz bunu dile getiriyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Görüşmek teşekkür üzere. Sağ olun. Evet, çekime devam ediyoruz.
bu kameramız Sayın Adem Dervişoğlu'nun Erciş'ten getirdiği kavunu Refik Bey sağ olsun parçaladı. Şimdi yiyeceğiz onu afiyetle. Evet. Seyfettin Bey başladı bile, götürdü bir dilimini. Seyfettin abi, şimdi yetiştiremiyoruz kavunu. Refik Bey'in şahane kızı Helin'le beraberiz. Evet Helin'ciğim, ismini kendin söyler misin? Adını söyle. Hadi. Helin Çelik. Bravo Helin'ciğim. Kaç yaşındasın? 7. Peki okula başladın mı? Evet. Çok güzel. Bir bitti. Bu sene 2'ye geçti. Geçeceksin, gideceksin değil mi? Evet. Nasıl, burayı seviyor musun? Seviyorum ama. Evet. Kötü bir mahalle. Ha. Sevmiyorum bu mahalleyi. Mahalleyi sevmedin. Evet. Kötü bir mahalle. İnsanlarını mı sevmedin? Susuzluğunu mu sevmedin? Hiçbir şey de sevmedim yani. Canım. Peki burada sen nasıl yaşamak isterdin? Buradaki sıkıntıların, onları bir anlatabilir misin canım? Sular gelmiyor. Burada perişan olduk yani. Evet. Bir sürü pis karışan çocuklar var. Ondan dolayı ben de bu mahalleyi hiç sevmedim. Hiç sokakta da görmedik seni geçmişte diye. Çıkmıyorsun herhalde sokağa fazla. Fazla çıkmıyorum, hastalanıyorum. Bir de bize geliyor. Değil mi? Sokak pis olduğu için değil mi? Susuzluktan. Efendim? Susuzluktan sokak pis. Çocuklar da pis geziyor. Evet. Doğrudur canım. Herkes pis. Maalesef. Bak, hakikaten yani sen satılık koymuşsun ama evet, en çok satıp gitsen koyduk. Erin sevinecek galiba. Satılık koyduk. Niye satılık koyduk? Çünkü artık çekilmiyor. Evet. Neredeyse evi alıp kiraya gidecek. Halbuki merkezde, çarşıda şu manzara yok. Biz çektik. Ben göl manzaralı. İnanın ben burayı böyle bir bahçe severim. Nerede bulacaksın şehir yani içinde? Bunun doğasını, bunun ortamını çok severim. Ve komşularımız da iyi ama evet. Sosyal sıkıntılarımız bitmiyor. Ama yolumuz sosyal yoktu. Evet. Yaşamsal diyelim sosyalden. Yaşamsal yani. Evet, o konuyu ben söylüyorum. Sularımız gelmiyor. Elektriği bile geçen sene halletmişsiniz. Elektriği de zaten zar zor halletmişiz. Yani 5-6 sene burada elektrik sıkıntısı. Şimdi şu anda daha hala elektrik sıkıntısı çekiyoruz. Geceleyin sokağa çıktığımız zaman el feneriyle geziyoruz. Evet. Bir tane ışıklandırma lambamız yok. Şimdi çıktık, Allah göstermesin. Biri seni gece vursa, kim vurdu göremezsin, bilemez. Biz sokak lambasını bırakmışız. Sokak lambası yok, hiçbir şeyimiz yok. Elektriğimiz kesilmesin, sokak lambası yok. Benim bak, büyükler çok dertli, senin derdini hemen unuttular, kendi dertlerine daldılar ha. Acaba. Benim de aynı dertlerim var yani. Değil mi? Müşterek dertler. Doğru. Kardeşlerinle nasıl geçinebiliyor musun? Kardeşlerim yok ama. Nasıl yok? İki tane abim var, bir tane de ablam var. Ha pardon, kardeş deyince küçük yok diye. Tamam. Ben Özcan'ı tanıyorum. O spora gidiyormuş. Bugün yok, görüşemedik. Evet. Öbürlerini daha çok tanımıyordum. Evet. Evde kardeş oynarsanız o. Dışarıda oynayamıyoruz. Doğru. Peki Elin'cim, çok teşekkür ediyoruz. Son bir diyeceğin var mı? Yok. Yok mu? Sadece teşekkür ediyorum. Ve herkese iyilikler diliyoruz değil mi? Hı hı. Teşekkür ediyorum ben de sana. Hoşça kal. Adem. Evet, Seyfettin Bey ile beraber onun arabasındayız. Onların sokağın. Buradan dolmuşlar işliyordu galiba 7 gün 8 gün öncesine kadar. Öbür tarafa çevreye asfalt yapılınca oradan işlemeye başladı. Tabii bu yolun tozu toprağı olduğu gibi evlerin içine giriyor. Bu yolda işte mahallenin rica minnetiyle öbür yolu yapılırken bir iki dozer geçmiş de düzeltilmiş hali. Yoksa bundan kötü çukur çakıl dolu. İşte şey düşünce yağmur, düşünce çamur. Hava kuruyken toz. Yaz günü millet camını açtığında ikinci katı bile toz içinde bırakan bir kötü toz. Tabii şimdi minibüsler buradan çalışmıyor ama bir sürü araba, kaçak kamyonlar falan buradan geçiyor. Evet. İşte çöp bu vaziyette toplanmamış. Belediyenin buraları unuttuğu yerler işte bir seçim şeyle. Abi yürüsen bir taraftan, fazla takılmayalım. Şuradan asfalta çıkabiliriz abi. Bütün ara sokaklar böyle toprak. Çocuklar da rahat vermiyor. İşte böyle şımarık, azgın.
köpek. Yani hani derler ya, saldım çayıra mevran kıyıra, insanlar çok çocuk yapınca ilgilenmiyorlar, ilgilenmeyince de böyle azgın azgın yeni bir nesil yetişiyor. Ondan sonra da abi biraz hızlı gidebiliriz artık. Yani burada şimdi enteresan, bu sol tarafımız falan bayağı bir açık alan. Ama 5 sene için buralara güç yetmez, öyle deniliyor. İmar falan geçmiş. Şimdi bir dakika abi, bak burası enteresan. Şu yol eskiden değil mi, buralar toprakken şu karşı toprak yoldan geliyordu. Abi oraya biraz yanaşalım. O yolun ortasına bayındırlık bina dikmiş. Abi şu binayı alalım, fazla o çukura girmeyelim de. Aldın mı Adem binayı? Yani yol oradan gelecekken maalesef oraya bayındırlık binayı kondurunca afet veya afet her neyse. Yolu şimdi yürüyelim abi, şu milletin iki binanın arasından, evinin içinden dolmuş yolu veriyor hem de. Yani buradan dolmuşlar geçiyor, kamyonlar geçiyor, aşağıda kantar var, kantara girmek istemeyen, kaçmak isteyen kamyonlar buradan geçiyor. Koca koca kaya kamyonları, öyle ufak kamyonlar da değil. Yani işte böyle, tamam. Buradan geri dönebiliriz abi. Meselemiz tamam, buradan dönelim abi. Aç bir telefonunu. Yani bu dünyanın kaç yerinde, neresinde vardır bilmiyorum. Evin içinden geçen yol. Sokaklara bakın. Ha, sokaklar böyle perperişan. Buralar 10 senelik yerleşim. Yani evleri afete uğrayan insanlara afet konutları olarak verilen işte yerler. 2005'ten beri burada yerleşim var buramda. Evet, 2005'ten beri yerleşim varmış. Evet. Yani şöyle bir yerden yol nasıl geçer? Bu hangi insafsızın aklıdır, fikridir oraya o yol, yolun ortasına bina kondurmak, buradan yol vermek bilmiyorum. Şimdi devam et abi çekişe. Sevdettin abi çok teşekkür ediyorum sana. Ne demek abi? Verdik. Ne demek abi? Yani, size biz teşekkür ederiz ki siz bunları dile getiriyorsunuz, insanların ayıplarını yamayı kaldırıp yamağın altındaki açığı meydana çıkarıyorsunuz. Biz Van'la ilişkin yerlere koyacağız bunu sitemizde ama özellikle işte de bunlardan göz boyucu, ha, göz boyucu gidelim, bak evet. Geçen yol bu. Şuran mahalle ama orası. Her yerde böyle. Buran Bey. Şimdi kışın senin çocuğun olsa, bizim çocuklarımız var, buradan nasıl çıkıp okula gidecek bana söyleyebilir misin? Abi kışın zaten kar, ne yolu kreder gelir açar, ne dozer gelir açar, kar yağar, çocuklar evden içeri çıkamaz. Yağmur abi yağsa çamurdan geçilmez. Buyur. Baharlarda çamurdan, kışın buzdan, yazın tozdan geçilmez. Evet. Ha buyur. Araba yürüyebiliyor muyuz buranın dayı? Evet, çok zor. Hı? Çok zor. Eskiden yolumuz var. Orada göz boyama oldu. Şurayı da çek abi. Bak. Çek. Evet, İzbelelik'te. Bak. Bak, pisliğe bak abi. Buralar kenar mahalle falan da değil yani. Hayır, hemen 500 metre ilerisi. Şehrin göbe ya, çocuklara bak. Bu vaziyet. 500 metre ilerisi İpek yolu. İpek yolu mu, yok? Erciş yolu. Erciş yolu. İpek yolu Hakkari tarafına giden mi? Evet. Evet. Erciş yolu. Bunun 1 kilometre ilerisi kampüs. 100. yıl üniversitesi. Evet. Hemen 300-400 metre ilerisi organize sanayi. Evet. Buyur buram. Yani, araba gitmiyor. Evet. Yani buyur. Tam merkezde çok önemli bir stratejik konumda olan bir mahallenin derbeder hali. Evet Seyfettin abi. Sağ ol, var ol. Teşekkür ne ediyoruz. Demek. Biz yayını burada kapatıyoruz. Evet. Çekimi. Bizim bu mahallenin ayıplarını sırf şeye verdiğiniz için. Fuat Bavri'ye de çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık, ona da çok zahmet ettirdik. Artık bizim namımıza teşekkürümüzü iletirsiniz inşallah. İnşallah. Hoşça kalın.